Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Estaizu billah. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri ve hlulukdaten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allemteni ve allimni ma yenfe'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Sözler Risalesi okumalarımıza devam ediyoruz. 8. sözdeyiz. 8. sözde 3. sayfaya geldik. Tabi söz basım külliyata göre 8. sözün 3. sayfasına kadar geldik. Bu defa en baştan başlamayacağız inşallah. Ortasından bir yerden biraz daha kıssanın başlayıp konuşmadığımız yere kadar gelip üzerine konuşmaya çalışacağız. Hemen başlayayım çünkü yavaş ilerliyorum, sizi de bıktırıyorum belki. Biraz mesafe almaya çalışalım. İşte şu mübarek akıllı zat gidiyor. Yani iyi kardeşin yolculuğunu anlattığı bölümden başladık. İşte şu mübarek akıllı zat gidiyor. Fakat biraderi gibi sıkıntı çekmiyor. Çünkü güzel ahlaklı olduğundan güzel şeyleri düşünür, güzel hülyalar eder, kendi kendine ünsiyet eder. Hem biraderi gibi zahmet ve meşakkat çekmiyor. Çünkü nizamı bilir, tebaiyet eder, teshilat görür. Asayiş ve emniyet içinde serbest gidiyor. İşte bir bahçeye rast geldi. İçinde hem güzel çiçek ve meyveler var, hem bakılmadığı için murdar şeyler de bulunuyor. Kardeşi dahi böyle birisine girmişti. Fakat murdar şeylere dikkat edip meşgul olmuş, midesini bulandırmış, hiç istirahat edemeden çıkıp gitmişti. Bu zat ise her şeyin iyisine bak kaidesiyle amel edip murdar şeylere hiç bakmadı. İyi şeylerden iyi istifade etti. Güzelce istirahat ederek çıkıp gidiyor. Sonra gitgide bu dahi evvelki biraderi gibi bir sahra-yı azimeye girdi. Yani büyük bir çöle girmiş. Birden hücum eden bir aslanın sesini işitti, korktu. Fakat biraderi kadar korkmadı. Çünkü hüsnü zannıyla ve güzel fikriyle şu sahranın bir hakimi var ve bu aslan o hakimin tahtı emrinde bir hizmetkar olması ihtimali var diye düşünüp teselli buldu. Fakat yine kaçtı. Ta 60 arşın derinliğinde bir susuz kuyuya rast geldi, kendini içine attı. Biraderi gibi ortasında bir ağaca eli yapıştı. Havada muallak kaldı, yani asılı kalmış, ağaçtan tutunur bir halde. Baktı, iki hayvan o ağacın iki kökünü kesiyorlar. Yukarıya baktı aslan, aşağıya baktı bir ejderha gördü. Aynı kardeşi gibi bir acip vaziyet gördü. Bu dahi tedehüş etti, fakat kardeşinin dehşetinden 1000 derece hafif. Çünkü güzel ahlakı ona güzel fikir vermiş ve güzel fikir ise ona her şeyin güzel cihetini gösteriyor. İşte bu sebepten şöyle düşündü ki, bu acip işler birbiriyle alakadardır. Hem bir emirle hareket ederler gibi görünüyor. Öyleyse bu işlerde bir tılsım vardır. Evet, bunlar bir gizli hakimin emriyle dönerler. Öyleyse ben yalnız değilim. O gizli hakim bana bakıyor, beni tecrübe ediyor, bir maksat için beni bir yere sevk edip davet ediyor. Şu tatlı korku ve güzel fikirden bir merak neşet eder ki, acaba beni tecrübe edip kendini bana tanıttırmak isteyen ve bu acip yolla bir maksada sevk eden kimdir? Sonra tanımak merakından tılsım sahibinin muhabbeti neşet etti. Ve şu muhabbetten
tılsımı açmak arzusu neşet etti ve o arzudan tılsım sahibini razı edecek ve hoşuna gidecek bir güzel vaziyet almak iradesi neşet etti. İşte kulluğumuzun düştüğü yer. Hayatta kulluk nasıl bir anlam ifade ediyor veya nasıl bir ihtiyaca karşılık geliyor veya nasıl bir sürecin sonucu? Bunların cevabını Bediüzzaman Hazretleri temsil hikayeciğin bu kısmında vermiş oldu bize. Organizasyonu fark etmek, olanların bir maksat, amaç gözetilerek bir şeyler anlatılmaya çalışılarak yapıldığını fark etmek, buradan bir merak oluşuyor, bunu kim yapıyor diye. O meraktan muhabbet çıkıyor çünkü görüyorsunuz ki kainattaki eserler bir ilgiyi gösteriyor. Sizin de ilgilenen birisi var. Bu da ona karşı bir muhabbet hissini doğuruyor. O muhabbetten aradaki perdeleri kaldırma, Cenab-ı Hak'la gaibane değil hazırane muhatap olma, bizzat onunla tabiri caizse iletişim kurabilme açlığı doğuyor insanda. Hepimiz bu açlığı yani duyarız bir şekilde. Birisi bizim kapımıza her sabah çiçek bıraksa, merak ederiz ya bu adam kim? Ya da bu kişi kim? Çiçek bırakıyor gidiyor. Ya şunu da bir tanışsam veya birisi her ay bize yardım gönderse. Ya deriz ki kim bu ya bu yardımı gönderen? Bir tanışsam acaba bir görsem nasıl bir insan? Ya iyi insan. O insanı biraz daha böyle tanısam, kendimi ona sevdirsem, onun istediği gibi olsam. İnsan bunu ister. İşte kulluk da böyle gerçekçi bir alanı tekabül ediyor hayatımızda. Sonra tanımak merakından tılsım sahibinin muhabbeti neşet etti. Ve şu muhabbetten tılsımı açmak arzusu neşet etti. Yani o tılsımı açıp bu perdeler kalksın. Ben Cenab-ı Hakk'ın marifetullahını elde edebileyim. İşte açıl susam açıl. O düğüm nedir? O merak, o oluştu yani. Ve o arzudan tılsım sahibini razı edecek ve hoşuna gidecek bir güzel vaziyet almak iradesi neşet etti. Yani insan dini hakkı kabul edecek bir noktaya geldi. Sonra ağacın başına baktı, gördü ki incir ağacıdır. Fakat başında binlerle ağacın meyveleri vardır. O vakit bütün korkusu gitti. Çünkü kat'i anladı ki bu incir ağacı bir listedir, bir fihristedir, bir sergidir. O mahfi hakim, yani kendini gizleyen hakim, bağ ve bostanındaki meyvelerin numunelerini bir tılsım ve bir mucize ile o ağaca takmış ve kendi misafirlerini ihzar ettiği etmeye birer işaret suretinde o ağacı tezyin etmiş olmalı. Yoksa bir tek ağaç binler ağaçların meyvelerini vermez. Yani toprak bütün canlılığın özü gibi duruyor. Su bütün canlılığın özü gibi duruyor. Bunun atom seviyesine inelim. İşte azot, karbon, hidrojen bunlar canlılığın özü gibi duruyor. Fakat ne kadar çok sureti var. Elma başka bir suret, armut başka bir suret, üzüm başka bir suret, nar başka bir suret. Bunların arasındaki farklar böyle küçük farklar da değil. Yani tamamen ayrı bir sistem kurulmuş gibi. Nara bakıyorsunuz, bambaşka bir tat, bambaşka bir doku, bambaşka bir ne diyelim sistemle sunulmuş. Karpuza gidiyorsunuz, daha da başka bir sistem. Yerden çıkıyor o, ağacı yok, ötekinin ağacı var. Bunun işte bakıyorsunuz suyu çok fazla, bakıyorsunuz başka bir meyvenin suyu az. Her defasında yeni bir suret. Bir tek şey ama özleri. Hepimiz, bütün canlılar, yani melek kardeşleri ayrı tutarsak, cinleri ayrı tutarsak, biz karbon bazlı canlılarız. Bitkiler, hayvanlar, insanlar, bakteriler, virüsler, hepimiz en özünde karbon bazlıyız, yani öyle deniyor. Karbon, hidrojen, oksijen, azot gibi maddelerden hayatımızı devam ettirecek temel taşlarımız inşa edilmiş. Ama ne kadar çok şey oluşmuş. İşte temsildeki
İncir ağacının başında her ağacın meyvesi var diyor ya, bir incir ağacı ama her ağacın meyvesinden bir parça var orada diyor, böyle serpiştirilmiş gibi. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın da dünyadaki işine baktığınız zaman, ya aynı öz, aynı yağmur, aynı toprak, aynı rüzgar ama çeşitler 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 böyle kuşatamadığımız, tasnif ettiğimizde ansiklopediler dolduran kütüphaneleri böyle şişiren, içindeki hacimle eserler yazılan böyle bir alan, varlık sahası. Sürekli türler, yeni türler yaratılıyor. Bazılarının nesli tükeniyor. Bakıyorsunuz başka bir canlı bulmuş bilim adamları. Ta iniyorlar denizin dibinde, okyanusta, o magma tabakasına yakın seviyede 300 derece ısıya dayanan bakteri buluyorlar. Bak o da var. Kutuplara gidiyorlar, buzulun altında o soğuğa dayanabilen canlılar çıkıyor. Yani Cenab-ı Hak birini bin kılmış, bir milyon kılmış, bir milyar kılmış bu ağacın, bu toprağın. Neden? Neden bu kadar az alanda bu kadar yoğun bir çeşitlilik var? Evrimciler ne diyor? İşte tesadüfler, genler falan, işte farklılaşıyor falan filan. Yok abi, gitmeyelim böyle şeye, amaçsız tesadüfi çeşitlenmelere. Gitmeyelim, bunlar tesadüfi şey değil. Onu, sen diyorsun işte kurbağa başka bir zincirden oluşmuş diyorsun. Sinek başka bir zincirden. Ama kurbağa sineği yiyor işte. Yani onunla hayatta kalıyor. En büyük bir şey yok. Cenab-ı Hak o ihtiyaçları birbirine bağlamış onları. Anahtar kilit gibiler yani. Sen diyorsun ki anahtar farklı bir firma yapmış. Kilidi farklı bir firma ama birbirini açıyor. Ya olmaz öyle bir şey. Ya da şöyle söyleyelim. Anahtar kilit bile bunlara imkan vermiş bir benzetme oluyor. Diyelim şeyde bir fotokopi makinesi yapılıyor. Bu tarafta da bir Ferrari yapılıyor. Bunlar birbirine uyumlu çalışıyor. Nasıl olabilir? Birbirini görmediler ki bunlar. Yani anahtar kilit gene birbirine alakası olan şeyler. Yani bu canlılık alemindeki ilgi, o ekolojik sistem, sen diyorsun ki her bir zincir, evrim ağacı var işte, her bir zincir kendi kendine gitti gitti gitti, farklı bir şey oldu. Ya farklı bir şey oldu diyorsun ama hepsi birbiriyle ilgili. Şimdi mesela diyorlar ki karıncaların ürettiği ozon, ozon tabakasının dengesini sağlıyormuş. Hadi bakalım. Ne oldu evrim? Ya da işte bitkilerin ürettiği oksijeni insanlar tüketiyor. İnsanların ürettiği karbondioksiti bitkiler tüketiyor. Ya hani biz farklı zincirlerin birbirinden habersiz tesadüfi gelişimlerin sonucuydu? Hiç öyle bir durum var mı yani şu büyük resme baktığınızda? Ta gidiyorsunuz bilmem neredeki canlının bilmem şuradaki canlıyla ilgisi var. Onun ürettiği şu şey bunun bu şeyini sağlıyor diyorsunuz mesela incesine indiğiniz zaman. İşte somon balıkları yılda bir kere akıntının tersine yüzüyorlar. Eğer onlar öyle yüzmese ayılar aç kalacak o bölgedeki. Somon balığının ayıdan haberi mi var? Timsahların yaşadığı bir yer var. Bölgenin tek sulak yeri. Bütün canlılar gelmek zorunda kalıyor. Timsah kovalama zahmetinden kurtarıyorlar. O geyiğin timsahtan, o akarsunun timsahtan haberi mi var? Ya bu büyük resmi, bu kurulmuş düzeni görmek lazım arkadaşlar. Yani bu tesadüfle işte efendime söyleyeyim işte o onu dürtmüş, bu bunu yapmış falan, böyle küçük mikro alanlardaki şeylerle açıklanamayacak bir düzenlilik kainattaki. Ya mikro alanda şu şunu itti, bu bunu yaptı da büyük resim nasıl bu kadar uygun oldu? O Bediüzzaman Hazretleri'nin Tabiat Risalesi'nde verdiği o misaller, 10 numara misaller yani. Bütün diyelim kavanozlar var. Her bir kavanozda bir kimyasal var. Raflarda dizililer. 1000 tane kavanoz olsun, 1000 tane kimyasal madde. Rüzgar esti, kavanozlar devrildi. Her birinden işte 2 miligram birinden, 3 miligram ötekinden, 4 miligram başkasından tesadüfen karıştı. Ve tam o kıvamda bir canlı oldu. Bir de şöyle bir şey var. Eğer birisinden 1 miligram fazla olsa zehirleyecek bizi. Ama onun aksine şifalı bir ilaç oldu. Ya böyle bir şey mümkün olabilir mi? Veya ham malzemelerini, plastiği, metali, ne diyelim, tahtasını, şusunu, busunu, ne varsa artık içinde götürdük bir yere, bıraktık arabanın bir depoya. Aradan 1000 yıl geçti, geldik, arabaya dönüşmüş.
böyle bir şeyin olmayacağını bu örnekler üzerinden insanın aklı kavruyor. Ama nedir? Zorlarından. Allah'ı kabul etmiyorlar ya, kainatı illa Allahsız açıklayacaklar. İşte zamanı atıyor yükünü. 1 milyar yılda olmuştur, yetmiyor mu? 10 milyar yılda olmuştur, yetmiyor mu? 100 milyar yılda olmuştur. Ya attım zamana diyor yani. Attım çayıra, Mevlam kayıra şeyi gibi. Attım zamana diyor, orada oluşmuştur o diyor. Nasıl oluşmuş ya? Nasıl oluşmuş? Şu an tesadüfen iki şeyin bir araya gelip daha üst bir şey oluşturduğunu görüyor musun sen? Yok. Şu anda olmayanın zamanın bir dehrinde sürekli tekrarlandığını nasıl düşünebiliyorsun? Şöyle böyle falan filan. Bunu ben anlatmak için bir yöntem kullanıyorum. Diyelim mutfakta bir anne aynı malzemeden 3-4 çeşit yemek yapmış olsun. Ne olsun mesela? İşte pirinç almış olsun. O pirinçten pilav yapmış olsun. Sütlaç yapmış olsun. Ne diyelim, pirincin başka nesi var? Artık siz daha iyi bilirsiniz. Yemek yapanlar daha iyi bilir. Onlar da yapmış olsun. Şimdi ben geliyorum mutfağa, bakıyorum ki pirinçten yapılmış 4-5 tane yemek var. Anneyi kabul etmek istemezsem, annesiz açıklayacağım ben bu olayı dersem, anne yok benim için. Orada da bir paket pirinç var. Ne derim? Bunları yapmaya en yakın şey bu. Niye? Onlarda olan onda var. Ama gerçekte, hakikatte baktığınız zaman o pirinç o yemekleri yapabilir mi? Yani 1000 yıl geçmiş, pirinç pilavına dönüşmüş. Ya da pirinç 1000 yıl geçmiş, sütlaca dönüşmüş. İşte atıyorum başka yemeklere dönüşmüş. Herhangi bir malzeme başka bir şeye dönüşmüş. Yani insan kendi mutfağında bile bu tefekkürü yaptığı zaman bunun mümkün olmayacağını biliyor. Çünkü pirinç olmak, bunları yapmanın imkanına sahip değil. Orada başka zeka eserleri, tasarruflar, hikmetler var. Kontrollü güç sarfları var, kontrollü. Ocağın üstünde bir saatten fazla durursa şöyle oluyor diyelim, işte pelte oluyor. Tam o kadar tutulmuş, ne kadar tutulması gerekiyorsa bunu pirinç mi yaptı yani? Hasılı bu işte tesadüfle varlığı açıklamak çok aptalca bir iş ama ne yaparsın, ateistlerin bir taraflarının zorundan ona gidiyorlar. Çünkü Allah'ı kabul etmek istemediklerinden o zordan dolayı işte böylesi tevillere, şeylere sapıyorlar. Halbuki gündelik hayatta söyleseniz, sorsanız izah edemezler, içinden çıkamazlar. İmam-ı Azam radıyallahu anh küçükken hani öyle bir şey yaşamış diyorlar. Bir dehriyun galiba, dehriyun deniyor onlara. Müslümanlarla münazara yapıyormuş. İşte gelmiş Kufe'ye de, galiba Kufe'ydi ya da Bağdat, bilemiyorum. Kufe olabilir, İmam-ı Azam oralı herhalde. Demiş ki ya şey, benimle münazara yapacak var mı? Demişler ki bir çocuk var bizde, çok zekidir. Hani onu yenebiliyorsan gel yapalım. Tamam, onu da yapayım ilk demiş. Sonra sözleşmişler. O gün gelmiş, adam bekliyor. İmam-ı Azam yok. Sonra İmam-ı Azam geldiğinde kızmış. Sen demiş nasıl beni bekletirsin? Münazara yapacağız, sözleştik biz seninle falan filan demiş. Kusura bakmayın, şöyle bir şey yaşandı. Arz edeyim, anlayacaksınız. Geldim ki işte nehrin başına geçmem gereken, benim evim demiş nehrin ilerisinde geçmem gereken bir nehir var. Oraya geldim, bir de gördüm köprü yıkılmış. Bekledim, nehrin yanındaki ağaçlardan birisi devrildi. Sonra o devrilen ağaç köprü oldu. Zamanla işte şöyle oldu, böyle oldu. Ben de üstünden geçtim, geldim demiş. Pardon, ağaç devrildi, kayık oldu. Düştü. O ağaç zamanla kayık oldu. Sonra ben o kayığa bindim, karşıya geçtim demiş. Dehriyun, o adam demiş ki işte zamana tapanlar diyorlar Dehriyun. Adam demiş ya demiş böyle saçma şey olur mu? Ağaç nasıl kendi kendine kayığa dönüşür? İyi demiş mübarek, onu kabul etmiyorsun ama sen kendin evrenin zamanla kendi kendine oluştuğunu falan söylüyorsun demiş. Oradan vurunca tabii o adam hiçbir şey diyememiş. Mort olmuş kalmış. O aynı hesap yani. Zamana attım yükü. Evrimciler de modern zamanın dehriyunu yani. Attım yükü. Zamanla olmuştur, oluşmuştur. Ya şu an oluyor mu öyle bir şey? Olmuyor. Şu an hani bir kutu var diyelim. O kutuya fare giriyor, arkasından kedi çıkıyor. Fare kediye dönüşüyor. Oluyor mu böyle bir şey? Hiç gördün mü? Yok. Daha küçük bir numunesi. Siyah fare giriyor, beyaz fare çıkıyor. Böyle bir şey gördün mü? Yok. Ya
görmüyoruz biz bunu. Bunun tekrarlanabilirliği yok. Bilimsel olanın tekrarlanabilir olması lazım. Değil mi? Suyu kaynatabiliyoruz. 100 dereceye ısıttığımız su kaynıyor. İşte tekrarlanabilirlik. Bu bilimsel bir bilgi ediyor onu. Evrimin tekrarlanabilirliği yok. Yani olmuyor şu an. Şu an göremiyoruz. Gen değişimi olarak. Yani şimdi bunlar modifikasyonu da şeye katıyorlar. Mutasyon diyorlar. Onun içine yedirip gönderiyorlar bize. Bir de virüs mutasyonu var diyelim, işte bu COVID virüsünün mutasyonu. İyi de COVID virüsü virüsten başka bir şey olmuyor ki. Bir gün o virüs elmaya dönüşürse tamam, sen haklısın diyeceğim de. Virüs bak kaçıncı mutasyonu, bilmem kaç ülkede kaç mutasyon geçirdi, hala virüs arkadaş bu. Yani çıkamaz virüslükten, zaten onun için büyük bir sıçrama yapması gerekir. Virüslerin sadece RNA'sı var, DNA'sı yok. Yani oradan DNA'lı bir canlıya geçiş, nasıl diyeyim ben size arkadaşlar, bisikletin F-16'ya dönüşmesi gibi. O bile çok basit bir benzetme, yani şu yaptığım çok basit bir benzetme. F-16 bisiklet arasındaki fark çok azdır ona göre. Bu canlı, bu hayvan, bu neyse, bu sıçrama yapmış diye beni ya inandırmak istiyorsun. Neye göre inandırmak istiyorsun? Bisikletin bazısının terkisi şöyle, bazısının terkisi böyle, tamam bisiklet hepsi, terkisi öyle böyle olabilir. Hepsi bisiklet, bisikletten çıkan bir bisiklet göster bana. Öyle bir şeyin yok. Onu ona yedirip, onu onun altında verip, üstüne şey yapıp, krema yapıp, fıstık serpip, işte sathi zihinlere yedirme çabası bu. Arkadaşlar böyle şeylerde dediğim gibi hani gündelik hayatla yüzleşin. Hani nerede abi bu evrim? Göstersene, nerede oluyor bu evrim? Neresinde ya bu hayatın? Gerçekçi yaşadığımız hayatın neresinde bu evrim var? Diyorlar işte insanın kemal yolcu. Ya insanın kemali başka bir şey. Bu türün içindeki, bireyin kendi içindeki kemal yolculuğu başka bir şey. Canlının canlıya dönüşmesi, çıldırması başka bir şey yani. İskelet bulduk, insana çok benziyordu. Ben şimdi mesela bazen fiziksel bozukluklar olan insanlar oluyor, Allah muhafaza, yani Allah şifa versin olana da, doğuştan adamın kafatası çok iri veya vücudu bir değişik. Onun iskeletini ben de 1000 yıl sonra bulsam derim ki bu başka bir canlı. Ama insan sadece rahatsız. Bu nasıl kesin delalet eder ki? Vesaire vesaire falan. Çok uzattım, kusura bakmayın. Sonra ağacın başına baktı, gördü ki incir ağacıdır. Fakat başında binlerle ağacın meyveleri vardır. O vakit bütün korkusu gitti. Çünkü kat'i anladı ki bu incir ağacı bir listedir. Bir fihristedir. Bir sergidir. O mahfi hakim, bağ ve bostanındaki meyvelerin numunelerini bir tılsım ve bir mucize ile o ağaca takmış ve kendi misafirlerine izhar ettiği, hazırladığı etmeye, yiyeceklere birer işaret suretinde o ağacı tezyin etmiş olmalı. Yoksa bir tek ağaç binler ağaçların meyvelerini vermez. Yani bu kainattaki sınırlı alandaki, daha doğrusu küre-i arzdaki sınırlı alandaki çeşitlilik, canlı çeşitliliği, nimet çeşitliliği Cenab-ı Hakk'ın kudretini işaret ediyor. Bak burada bunları yapabiliyorum, ahirette size bunların asıllarını göstereceğim. Buradan benim kudretimi bilin. Ayette nasıl geçiyor? فَنْزُرِ اِلَا اَسَرْ رَحْمَةِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيُ الْعَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. Yani bak şu Allah'ın kudret eserlerinde yeryüzünü baharda nasıl diriltiyor. Bahardaki o diriliş, ahiretteki diriliş. Ona işaret mesela. Ayet-i Kerime bize haber veriyor. Haşr Risalesi'nde o ayetin tefsirini işleyeceğiz inşallah. Pekala. Sonra niyaza başladı. Ta tılsımın anahtarı ona ilham oldu. Bağırdı. Ey bu yerlerin hakimi, senin bahtına düştüm. Sana dehalet ediyorum ve sana hizmetkarım ve senin rızanı istiyorum ve seni arıyorum. İnsanoğlunun niyazı peygamberlerin gönderilmesi suretiyle aleyhisselam kabul olmuştur. İnsanoğlu fıtraten hakikati arıyor mu? Arıyor. Neden varım, niçin varım? Ne amaçla gönderildim, nereye gidiyorum, nereden geldim gibi soruları bütün insanlık soruyor mu? Soruyor.
Bakıyorsunuz çok eski kaynaklarda da bu soruların dile geldiğini görüyorsunuz. Yeni neslin de ateist olsun başka bir şey olsun, onların da hala bu sorularla meşgul olduklarını görüyorsunuz. Bu fıtri sorular, bu ister istemez yerimizi arayış, varlıktaki yerimizi arayış bir dua yerine geçmiş. Çünkü bu da bir duadır, fıtri bir duadır. Ağaçların kendilerini böyle güneşe doğru açmaları, güneş için yaptıkları bir duadır. İşte kuşların yaptığı yolculuk, sıcak yerler bulmak için bir duadır. Yani bu amellerimiz de, hatta potansiyelimiz de bir duadır. Bir çocukta müzik yapma yeteneği var. Müzik yapma yeteneğinin potansiyeli de bir duadır. O çocuk o potansiyel içinde arayışa düşer ve Cenab-ı Hak buldurur ona mesela. Veya başka bir yetenek, ilim yeteneği mesela, o da bir duadır. Yani nasıl amellerimiz dua, fıtratımız da onun üzerine yaratıldığı için o olmayı talep ediyor. Kuşun kanatları bir duadır, uçmak için duadır. Çıtanın ayakları bir duadır, koşmak için duadır. Balığın kuyruğu bir duadır, yüzmek için duadır. Yani ben bunun için yaratıldım Allah'ım diyor, beni başka yere gönderme, ben burada kalayım. Balık onun için dua ediyor, kuş uçmak için dua ediyor. Kuşu aldım kafese koyayım, mutsuz oluyor yani uçamadığı zaman. Fıtratının duasını engellemiş oluyorsun çünkü. İlâ ahir. Biz de fıtraten bu duayı ediyoruz. Farkında olanlarımız var, olmayanlarımız var. Ama bu dua işte vahiy ile kabul edilmiş. O vahiy ile de bize söyleyeceklerimiz öğretilmiş. Yapacaklarımız öğretilmiş. Ey bu yerlerin hakimi, senin bahtına düştüm. Sana dehalet ediyorum ve sana hizmetkarım. Ve senin rızanı istiyorum ve seni arıyorum. Bakın ne kadar güzel. Bu yerlerin hakimi, tevhid. Allah'ın birliği ve tevhid. Baştaki ayete dönersek, neydi ayetimiz? Hatırlayalım. Estağfirullah. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Allahu la ilahe illa hu. Ey bu yerlerin hakimi, senin bahtına düştüm. Sana dehalet ediyorum. Sana hizmetkarım. Ve senin rızanı istiyorum ve seni arıyorum. Rızanı istiyorum, seni arıyorum. Yani bu yolculuk aslında devam ediyor. Rızanı aramak artı bir de sana ulaşmak. Bu fiziken haşa öyle bir ulaşma değil. Marifetullah'ına ulaşma. Biz Cenab-ı Hakk'ın zatına ulaşamayız. Nihayetsiz uzağız. Bir kere mahlukuz yani. Mahluk Halık'ına nasıl ulaşabilir? Ama o her an isimleriyle, tasarrufuyla, her yerde hazır ve nazır oluşuyla bize yakın olduğundan öyle bir yakınlık olabilir. Onun bize yakınlığından, tecellisinden olabilir. Yoksa bizim ona ulaşmamız mümkün değil. Güneş insana ışığıyla ulaşır ama insan güneşe fiziken gidemez. Ama güneşten şey ister. Mesela gidip güneşin karşısında şöyle durmak, yani güneşi kendine yaklaştırmak için bir duadır. Bu sayede güneş sende daha çok yansır. Isınırsın, kemiklerin ısınır, için ısınır, yüzün aydınlanır, gönlün ferahlar gibi. Biz de ibadetlerimizde aslında o şeye giriyoruz. Takvamızla güneşin altına girmiş gibi tabiri caizse, la teşbih ve la temsil, rızasını arayarak hoş tecelliler bahçesine giriyoruz. Feyzin altına giriyoruz. Feyz nehrinin altında ıslanıyoruz. Başarabilirsek. Ve bu niyazdan sonra birden kuyunun duvarı yarılıp şahane, nezih ve güzel bir bahçeye bir kapı açıldı. Belki ejderha ağzı o kapıya inkılap etti. Ve arslan ve ejderha iki hizmetkar suretini giydiler. Ve onu içeriye davet ediyorlar. Hatta o arslan kendisine musahhar bir at şekline girdi. Hatırlarsınız daha önce de vardı bu. Yedinci sözde miydi? Galiba yedinci sözdeydi. Yine musahhar at şekline girdi arslan. Orada da arslan takip ediyordu askeri. Düşse de yesem diye düşünüyordu. Yaralıydı asker. O arslan da ata dönüşmüştü. Burada da arslan yine ata dönüştü. Boyun eğmiş bir ata dönüştü. İşte ey tembel nefsim ve ey hayali arkadaşım.
Şimdi artık temsilin hakikat bahsine geçiyoruz. Bu temsil gerçekte nerelere tekabül ediyormuş? Gerçi bir kısmını konuştuk. İster istemez atıflar yaptık ama üstadımız nereyi nereye bağlıyor onu öğrenmek için hakikat bahsinin kapısını açıyoruz. İşte ey tembel nefsim ve ey hayali arkadaşım, geliniz. Bu iki kardeşin vaziyetlerini muvazene edelim. Ta iyilik nasıl iyilik getirir ve fenalık nasıl fenalık getirir, görelim, bilelim. Bakınız, sol yolun bedbaht yolcusu her vakit ejderhanın ağzına girmeye muntazırdır, titriyor. Ve şu bahtiyar ise meyvedar ve revnektar bir bahçeye davet edilir. Hem o bedbaht, elim bir dehşette ve azim bir korku içinde kalbi parçalanıyor. Ve şu bahtiyar ise leziz bir ibret, tatlı bir havf, yani korku, tatlı bir korku ama. Mahbub bir marifet içinde garip şeyleri seyir ve temaşa ediyor. Hem o bedbaht, vahşet ve meyusiyet, yani ümitsizlik ve kimsesizlik içinde azap çekiyor. Ve şu bahtiyar ise ünsiyet ve ümit ve iştiyak içinde telezzüz ediyor. Ünsiyet, daha önce görmüştük, yani dostluk, ısınma, uyum gibi manaları var. İştiyak, şevk, heyecan içinde telezzüz ediyor. Hem o bedbaht, kendini vahşi canavarların hücumuna maruz bir mahpus hükmünde görüyor. Ve şu bahtiyar ise bir aziz misafirdir ki, misafiri olduğu mihmandar-ı kerimin acip hizmetkarlarıyla ünsiyet edip eğleniyor. Hem o bedbaht zahiren leziz, manen zehirli yemişleri yemekle azabını tacil ediyor. Zira o meyveler numunelerdir. Tatmaya izin var, ta asıllarına talip olup müşteri olsun. Yoksa hayvan gibi yutmaya izin yoktur. Ve şu bahtiyar ise tadar, işi anlar, yemesini tehir eder ve intizar ile telezzüz eder. Hem o bedbaht kendi kendine zulmetmiş. Gündüz gibi güzel bir hakikati ve parlak bir vaziyeti, basiretsizliğiyle kendisine muzlim, yani karanlık ve zulümatlı, yine karanlık bir evham, ama bu karanlıklar arasında fark vardır elbet. Buna bakmak lazım, düşünmek lazım. Basiretsizliğiyle kendisine muzlim ve zulümatlı bir evham, bir cehennem şekline getirmiş. Ne şefkate müstehaktır, ne de kimseden şekvaya hakkı vardır. Mesela bir adam güzel bir bahçede ahbaplarının ortasında yaz mevsiminde hoş bir ziyafetteki keyfe kanaat etmeyip kendini pis müskirlerle sarhoş edip kendisini kış ortasında canavarlar içinde aç çıplak tahayyül edip bağırmaya ve ağlamaya başlasa nasıl şefkate layık değil, kendi kendine zulmediyor, dostlarını canavar görüp tahkir ediyor. İşte bu bedbaht dahi öyledir. Şu bahtiyar ise hakikati görür, hakikat ise güzeldir. Hakikatin hüsnünü derk etmekle hakikat sahibinin kemaline hürmet eder, rahmetine müstahak olur. İşte fenalığı kendinden, iyiliği Allah'tan bil olan hükmü Kur'ani'nin sırrı zahir oluyor. Bu hüküm nerede geçiyormuş? Nisa suresinin 79. ayetinde. Söz basından Allah razı olsun. Oraya not almışlar. Kur'an'ın hükmü diyor üstad. Demek ki bir ayetten veya birçok ayetten. Bu da olabilir. Yani Bediüzzaman Kur'an'da sadece bahsettiği ayetleri tefsir etmiştir sözü. Böyle çalışmalarla da Allah razı olsun, işaretlerle de boşa düşüyor. Bediüzzaman Hazretleri burada zahiren zikrettiği ayetlerden, hadislerden çok daha fazlasını metinleri içinde muktesebatı itibariyle tefsir etmiştir. Zaten biliyor onları. Bir de Kur'an tanımı onun, geçen konuştuk ya, 13. sözden hareketle yıldızlara benzetiyor Kur'an'ı, Kur'an'daki ayetleri. Kur'an'ı uzay gibi düşünüyor, ayetleri de yıldız. Her bir yıldızın merkeziyetinde o galaksinin tekrar
yeni bir düzende çevrelendiğini düşünüyor. Öyle bir bakışı var. Neyi merkeze alsanız oradan, hangi hakikati tutsanız, ayetler yeni bir bakış açısı sunuyorlar size. Her bir ayet her birine birer merkez diyor orada mesela. Öyle bir hükme geçiyor. Hatta ona burada görür müyüz hemen acaba? Bir parça okusak. Çok da vaktimizi almadan. İşte şurayı bir parça okuyayım arkadaşlar. Bediüzzaman Hazretleri'nin dünyasında ayetler nasıl? Bunu anlamak bağlamında kıymetli bir yer. İşte bu sırdandır ki Kur'an-ı Hakim nihayetsiz parlak yüksek hakikatlere cami olduğundan şiirin hayalatından müstanidir. Evet, Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın icaz derecesindeki kemali nizam ve intizamı ve kitab-ı kainattaki intizamat-ı sanatı muntazam üsluplarıyla tefsir ettikleri halde manzum olmadığının diğer bir sebebi de budur ki. Yani Kur'an niye şiir değil? Şiir nasıldır? Alttaki mısra, üstteki mısra ile kafiyeli falan böyle bir düzeni vardır. İşte hece sayıları eşittir falan filan. Ama Kur'an'da böyle bir nizam, bir kaside gibi, bir şiir gibi görmüyoruz. Bir ahenk var ama o ahenk böyle vezin kaydına girmemiş. Kafiye kaydına girmemiş, serbest bir düzen var böyle. Bu niye böyleymiş, Kur'an niye böyleymiş? Ayetlerinin her bir necmi, yani yıldızı, vezin kaydı altına girmeyip ta ekser ayetlere bir nevi merkez olsun ve kardeşi olsun ve mabeynlerinde mevcut münasebeti maneviyeye rabıta olmak için o daire-i muhita içindeki ayetlere birer hattı münasebet teşkil etmesidir. Yani o serbestlik içinde, o dağınıklık içinde, tabiri caizse düzen değilmiş gibi gözüken şey içinde aslında diyor her bir ayet diğerlerine merkez olabiliyor. O imkanı sağlıyor. Güya serbest her bir ayetin ekser ayetlere bakar birer gözü, müteveccih birer yüzü var. Kur'an içinde binler Kur'an bulunur ki her bir meşrep sahibine birisini verir. Nasıl ki 25. sözde beyan edildiği gibi Sure-i İhlas içinde 36 Sure-i İhlas miktarınca her bir zil ecniha olan 6 cümlenin terkibatından müteşekkil bir hazine-i ilmi tevhid bulunuyor ve tazammun ediyor. Evet, nasıl ki semada olan intisamsız yıldızların, semada yıldızlar çok düzenli mi duruyor? Sanki böyle atılmış gibi duruyorlar. Bir şey varmış, bir avuç fıstık varmış mesela, baklavanın yüzüne atmışsınız gibi duruyorlar. Zahiren sanki oradaki o dağınık duruşları tesadüfi gibi ama sadece gibi. Evet, nasıl ki semada olan intizamsız yıldızların sureten ademi intizamı düzensiz gibi durmaları cihetiyle her bir yıldız kayıt altına girmeyip her birisi ekser yıldızlara bir nevi merkez olarak daire-i muhitasındaki birer birer her bir yıldıza mevcudat beynindeki nispet-i hafiyeye işaret olarak birer hadd-i münasebet uzatıyor. Güya her bir yıldız necmi ayet gibi umum yıldızlara bakar birer gözü, müteveccih birer yüzü vardır. Bir daha okuyayım. Güya her bir tek yıldız necmi ayet gibi umum yıldızlara bakar birer gözü, müteveccih birer yüzü vardır. İşte intizamsızlık içinde kemali intizamı gör. En kilit cümle burası. İntizamsızlık içinde kemali intizamı gör. İbret al. Ve ma allemnâhu şi'ranın bir sırrını bil. Bu da biz ona şiir öğretmedik ayeti. Yasin suresinin 69. ayetiymiş. Hülasa burayı geçelim şimdi. Yani Bediüzzaman Hazretleri'nin Kur'an'a bakışı böyle. Bir ayeti andığı zaman bir hakikat çevre çerçevesinde etrafında bütün ayetler ona karşı diziliyor. Zahiren anmasa da o ayetlerin manalarından metin içine katıyor Bediüzzaman Hazretleri. Daha bunlar gibi sair farkları muvazene etsen anlayacaksın ki
evvelkisinin nefsi emmaresi ona bir manevi cehennem ihzar etmiş ve ötekisinin hüsnü niyeti ve hüsnü zannı ve hüsnü hasleti ve hüsnü fikri onu büyük bir ihsan ve saadete ve parlak bir fazilete ve feyze mazhar etmiş. Şimdi buradan başka bir yere geçiyoruz. Ey nefsim ve ey nefsimle beraber bu hikayeyi dinleyen adam diyor. Gitmeyelim oraya, onu bir dahaki derse bırakalım. Dönüp şu okuduğumuz kısmı biraz daha incelikli konuşmaya çalışalım vaktimiz el verdiğince. Şuradan başladık. Sonra niyaza başladı dedik. Ta tılsımın anahtarı ona ilham oldu. İlham insanın muhatap olduğu bir şeydir. Her insanda şöyle böyle ilham vardır. Ama tabii ki evliyanın, Allah dostlarının, onların da büyüklerinin mazhar olduğu ilhamla bizim aldığımız ilham aynı değildir. Bir şairin aldığı ilhamla bir müzisyenin aldığı ilham da aynı değildir cins olarak. Arının aldığı ilham değil mi? Kur'an'da diyor ki Cenab-ı Hak arıya vahyettim diyor mesela. Arının aldığı ilham, oradaki vahiyden kasıt ilhamdır. Arının aldığı ilham acaba ne diyelim bir matematikçinin aldığı ilhamdan aynı mı? Yani farklı, mutlaka farklı. Yapı olarak da, öğrettiği şey olarak da farklı. Muhatabı da farklı çünkü. İlham muhataba göre renk değiştiriyor. Kapasite değiştiriyor. Bir de şu var. İlham, Üstad Hazretleri vahiy ile ilham arasındaki farkı anlatırken bunu kullanır. Vahyin muhatabı umum insanlıktır. Ve ona göre bir tür, böyle tarif ediyoruz ama akla yaklaştırmak için, bir tür törenle gelir bu umumiyetini ifade eden. Mesela hepimizi etkileyen kararlar aldığında devlet bunu nasıl açıklıyor? Cumhurbaşkanı çıkıyor, konuşuyor veya resmi gazetede yayınlanıyor. Bu sayede biz öğreniyoruz ki hepimizi ilgilendiren bir kanal alınmış, hepimizi bağlıyor. Mesela işte salgın kararları alındı, yarı kapanma kararları alındı. Cumhurbaşkanı açıkladı bunu, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından ilan etti ve biz bunu öğrendik. Herkesi bağlıyor çünkü bu. Ama diyelim başka bir mevzu var. Söz gelin Cumhurbaşkanı'nın bir kişiyle bireysel bir işi var. Ya Ahmet, bizim atıyorum Rize'de şöyle bir yerimiz kaldı, bilmem babadan dededen. Ya oradan geçiyor musun sen, geçerken şunu al da Cumhurbaşkanlığının kapısına bırak dedi atıyorum. Bana böyle bir şey söyledi. Ben de oradan geçiyormuşum arabamla. Şimdi bu haber farklı bir şey oluşturur. Geliş itibariyle de, yolu itibariyle de farklıdır. Tesiri itibariyle de farklıdır. Bunu bana söyledi. Bundan bütün Türkiye sorumlu değildir. Bir tek Ahmet sorumludur. Böylesi bir bilgiden. Bağlayıcılığı yoktur. Ha bir de şu vardır. Ahmet'in kapasitesi de bu bilgiyi etkiler. Diyelim ki benim kulağımda sorun var veya anlayışımda sıkıntı var. Ben Cumhurbaşkanı'nın gönderdiği mesajı veya ettiği telefonu yanlış anladım. Yanlış bir şey aldım getirdim. Olabilir mi? Olabilir. Çünkü o bilgi birebir orada muhataptan dolayı yanlış bilgi tayinleri olabilir, yanlış çıkarımlar olabilir. Bunu yaşıyoruz hepimiz gündelik hayatta. Baba çocuğuna bir şey söylüyor, çocuk başka bir şey yapıyor, yanlış anlamış oluyor vesaire. Ama ötekinde bu yoktur. Bakın kapanma kararları alındı. Bu kararların yanlış anlaşılma imkanı var mı? Ya hepimiz muhatabız. Herkes onu yorumluyor, anlamaya çalışıyor. Ve bilginin yanlış anlaşılma ihtimali var. O kadar da açık beyan ediliyor. İşte vahiy ile şeyin arasında böyle fark var. İlham arasında. İlham vahiyin seviyesine çıkamaz. Kişiye özeldir. Muhatabı herkes değildir. Üstelik vahiy yanlış anlaşılması mümkün değildir. Lafzen de Allah'tandır mesela. Kur'an lafzen de Allah'tandır. Ha hadis-i kudüsler daha farklı mahiyet taşıyor ama. Ama ilham mana olarak gelir. Sen ona mesela bir elbise biçersin. Gibi gibi farklar var. Bu yüzden evliyanın ilhamı asla vahyin seviyesine çıkamaz. Vahiy ayrı bir şeydir yani. Ayrı bir üstünlüğü vardır. Ona ikisine bir gözüyle bakmak, bazen öyle kendi yerini karıştıranlar oluyor. Kendi kalbine de bir şeyler geliyormuş gibi hissediyor. Mümkün değil. Onlar ayrı şeyler. Aynı şeyler değil. Vahyi anlamak için ilham ancak
böyle bir şeyin olabildiğini böyle anlamak açısından bir kapı açar. Onun dışında mahiyet açısından benzerliği yoktur. Oraya nereden geldik? Şuradan geldik. Bu ilham bahsinden geldik. Yani her insan içinde ilhamı hissediyor. Bunun insanlığın toplu duasının karşılığı olarak da peygamberlerde vahiy karşılığı var. Vahiy perdesizdir, yanlış anlaşılmaz. Yani peygamber asla vahiy yanlış anlamaz. Herkesi bağlar vahiyle gelen hüküm. Yani o ümmeti kimse peygamberin, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın herkes muhatabıdır. Müslümanlar da muhatabıdır, davet ettikleri de muhatabıdır. Daha önce de konuştuk bunu. Ümmeti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam iki kısımdır. Ümmeti davet, ümmeti icabe. Bazıları icabet etmiş, bazıları hala davet ediliyor. Mesela Amerikalılar da Peygamber Efendimiz'in ümmetidir ama icabet etmemişler. Davet aşamasındalar, hala gelmemişler. Ama muhataplarıdırlar çünkü son peygamber o. Ondan sonra peygamber gelmeyecek. Bu ilhamdan dolayı da vahyi anlamak bir parça mümkün. Kendi kalbimizdeki veya işte başka canlıların, güvercinlerin yuvalarını bulması. Nasıl buluyor? Normalde çok saf bir hayvan yani güvercin. Kedi de kolay kapıyor güvercini. Veya işte şahin, atmaca falan kolay yakalarlar güvercin. Biraz saftır yani kaçma konusunda. Ama o hayvanda sanki şey yüklü, konum bilgisi yüklü yani. Cep telefonu varmış gibi her yerden evini bulabiliyor. Evet, niyazımızın arkasından, fıtri duamızın arkasından bize tılsım ilham olunuyor. Perdeler nasıl açılacak öğretiliyor. Niyaz lazım. Dua neden İslam'da bu kadar önemli? Çünkü Cenab-ı Hak arayana bahşediyor. Kimse, nasıl diyelim, ihtiyacı olmayana ya da kıymet bilmeyene diyelim, bahşetmek, vermek insan için de şeydir. Adama verdiniz mesela 0 kilometre araba, hemen vura vura ertesi gün haşat etti arabayı. Ya içiniz cız eder, ya bu malın kıymetinden anlamıyormuş dersiniz böyle. Bu adama vermemek lazımmış. Kadir kıymet bilmeyen birisiymiş dersiniz yani. Cenab-ı Hak da elbette onun marifeti en kıymetli şey varlıktaki. Kendisini bildiriyor yani. Bütün kainatı yaratan, galaksileri tesbih tanesi gibi çeviren Allah kendisini bildiriyor. Esmasını, sıfatlarını, kendisinin nasıl rızasının kazanılacağını bildiriyor. Bu da evvelinde dua ister. Ahirinde de şükür ister, o ayrı. Ama evvelinde bir beklentiye girmeniz lazım. Bir arayışta olmanız lazım. İhtiyaç duymayana verilmez. İlham da böyledir yani. Bu perdeler aramayana açılmaz. Aramak lazım. Cenab-ı Hak ihtiyacımızı daha ziyade hissettirsin. Hani orada bir dua vardı 7. sözün ahirinde. Üzerine de konuşmuştuk, salavatlı bir dua. Oradaki o ifadeyi hatırlayalım. Asıl zenginlik neymiş, asıl fakirlik neymiş. Çok güzel öğreten bir duaydı. Allah'ım, kendimizi daima sana muhtaç olduğumuzu hissetmekle bizi zengin eyle. Senin rahmetine ihtiyaç duymamakla bizi fakir düşürme. Yani işte asıl fakirlik bu, ihtiyaç duymamak. Çünkü bahşedilme kapısı kapanıyor. Kötü kardeş bunun farkında değil. İyi kardeş farkında. Niyaza başladı, ta tılsımın anahtarı ona ilham oldu. Cenab-ı Hak dua edeni boş çevirmiyor. Bağırdı ki, ey bu yerlerin hakimi, işte açıl susam açıl. Kainatın açıl susam açılı buymuş. Bu mantık, bu bakış açısı, bu yaşam açısı, bu ihlasmış yani. Ey bu yerlerin hakimi, senin bahtına düştüm. Burada kudretini bırakma var. Yani senin eline bırakıyorum kendim, teslim oluyorum. Sana dehalet ediyorum. Yani katılıyorum. Senin emirlerine, buyruklarına katılıyorum. Sen nasıl buyurursan öyle. Ve sana hizmetkarım ve senin rızanı istiyorum ve seni arıyorum. İşte bunu yüklenmek lazım. Ve bu niyazdan sonra birden kuyunun duvarı yarılıp şahane, nezih ve güzel bir bahçeye bir kapı açıldı.
Belki ejderha ağzı o kapıya inkılap etti ve aslan ve ejderha iki hizmetkar suretini giydiler ve onu içeriye davet ediyorlar. Hatta o aslan kendisine musahhar bir at şekline girdi. Yunus Emre, Allah ondan razı olsun, Kudüs'e sürü, hani o şiiri var. Derman arardım derdime, derdim bana derman imiş. Veya işte bizim deyişlerimizde falan da var. Bir derdim var, bin dermana değişmem. Bunlar nereden çıkıyor, nasıl bir irfandan çıkıyor? İşte bu bakış açısından çıkıyor. Derttir aslında derman öğreten. Dert olmayaydı derman da olmazdı. Dermanın kıymeti bilinmezdi, aranmazdı ki. Cebrail aleyhisselam, Efendimiz aleyhissalatü vesselamı mağarada, nübüvvetin bidayetinde 3 defa sıktı değil mi? Yani ben okuma bilmem dedi Efendimiz her defasında. Aldı bir daha sıktı, oku dedi, ben okuma bilmem dedi. En sonunda ne okuyayım dedi. Yani o sıkışma olmadıktan sonra insan açılım yaşayamıyor. Hayatınızın içinde en sıkıldığınız zamanları düşünün. Bir açıdan da bakıyorsunuz en bereketli zamanlar onlar. Mesela işte borca girmişsiniz, bir ev almışsınız. Bir açıdan sıkıntı, kolay değil yani borca girmek hele bu zamanda. Ama diğer taraftan diyorsunuz ki ya zaman geçince o sıkıntıyı yaşamasam bu felaha kavuşmazdım. İşte sınava hazırlanıyorsunuz, bir sene kendinizi sıkıştırıyorsunuz, o zaman zor geliyor. İşte Cebrail aleyhisselam tabiri caizse yani bunu la teşbih ve la temsil, o sıkması gibi sıkılıyorsunuz hayatın içinde ama sınavı kazandıktan sonra huzuru tadıyorsunuz. Efendimiz aleyhisselatü vesselamın zaten elbette kainata dair tefekkürü vardı ama o sıkma gevşetme içinde, o temsil içinde aslında insanlığın hayatının özeti var. İşte kuyu meseli, kuyuya düşme, kuyuda kapı bulma meselinde de aynı şey var. Bu darlıklar, genişlikler bizi arar hale getiriyor. Hep genişlik olsaydı miskinlikten ayağımızı yani kaldıramazdık, kolumuzu kaldıramazdık, yerimizden kalkamazdık. Cenab-ı Hak bu hastalık, sağlık, dert, derman, keder, neşe arasında bizi harekete getiriyor, berekete getiriyor yani. Bir gölgeden başka gölgeye, bir esmadan başka esmaya geçirerek bizi farklı tecellilere mazhar kılıyor ki varlık da zaten ancak onun esmasına, sıfatlarına, o gölgelikte. Varlık o. Bizim başka varlık bildiğimiz yok yani. O diğer varlıklar zahiri şeyler. Mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi. Sana mı kalıyor? Eriyip gidiyor. Kalan marifettir, kemaldir. Budur yani insandaki kemal, asıl mal varlığı. Kendinde bir kıymet inşa ettiysen o seninle kalıyor. Diğerleri gidiyor. Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazandıysan o seninle kalıyor. Unutulmayacağın, unutmayanın hiç hatırında, bu benim hatırı diyoruz ama la teşbih ve la temsil, bu benim salih kulum ilminde diyelim, bu benim salih kulum diye kaldıysan tamam işte kurtuldun. Daha bundan büyük kemal mi var? Hiç unutmayanın hatırında benim salih kulum diye kaldın işte. Tamam. Bundan daha büyük kalış yok. Ondan sonra her türlü nimete mazharsın. İnşallah biz de onlardan oluruz. Kuyu bahsi önemli dedik. Bu psikolojide de önemli bir şeyi var. Derdin, sarsıntının, depresyonun bir amacı olmalı. Cenab-ı Hakk'ın bir ismi biliyorsunuz sıkmasını, Eddar galiba o ismi yanlış bilmiyorsam, sıkmasını ifade eder. Cenab-ı Hak bazen insanı sıkar ama bazen de genişliğe kavuşturur. O da ondandır, o da ondandır. Birisi başkasından, birisi başkasından değildir. O halde ikisinin de bir amacı var. Güzel bir amacı var üstelik. Hayattaki kuyulara böyle bakmayı öğrenmek lazım. Bu temsil üzerinden oraya bakmak lazım. Cebrail aleyhisselam ile Efendimiz aleyhisselatü vesselamın yaşadığı o vahyin bidayetindeki hadiseden de kendi hayatımıza bir ders. Evet, biraz sıkıldığımız zaman biz de okumak konusunda açılıyoruz.
Cenab-ı Hakk'ın isimlerini, sıfatlarını anlamak konusunda, niyaza başlamak konusunda, arayış konusunda açılıyoruz. Allah yaşatmasın ama işte bir dert geldiği zaman Allah diyorsunuz yani. İçinizde bir Allah deme arzusu, Allah'ı arama arzusu artıyor. Keşke sağlığımızda, sıhhatimizde de aynı arayış içinde olsak da bunları yaşamasak ama işte hayatın şeyi, gafleti düşüyoruz ve bazı rehabilitasyonlar bize gerekiyor. Cenab-ı Hak da bu hikmetle bunları yaratıyor, hayatımıza katıyor. Ama yine bizim kusurumuzdan, çoğu da bizim kusurumuzdan yani. Niyazdan sonra o fark edişle, amacını fark edişle, kuyunun duvarı yarılıp şahane, nezih ve güzel bir bahçeye bir kapı açıldı. Belki ejderha ağzı o kapıya inkılap etti ve arslan ve ejderha iki hizmetkar suretini giydiler ve onu içeriye davet ediyorlar. Hatta o arslan kendisine musahhar bir at şekline girdi. Doğru anlamları verdi. Ne için geldiklerini anladı, nereye gidecek götürdüklerini de anladı. Anlamakla ferahladı. Doğru yere koymakla nesneleri, şeyleri, olayları doğru iplere bağlamakla rahatladı. Zaten insanın darlığının sebebi de budur. Bizi asıl darlatan anlamsızlıktır. Şu oldu, niye oldu, bu niye benim başıma geldi? Bu niye böyle oldu? Niye ben? Şimdi o olay ve siz bir yere bağlanmadığınız zaman o iş gidiyor. Ama bir amacı olduğu zaman, size bir getirisi olduğu zaman, sizi bir yere götürdüğü zaman o kadar endişelenmiyor. Hastalık gelmiş mesela. Öyle sabreden mübarek insanlar var ki. Ya Allah'tan diyor, yani yapacak bir şey yoktu. Takdiri hüda diyor. Veren de o, alan da o diyor. Şimdi bak, adam bağladı bir yere. Onu koydu bir yere. Şimdi o kadar sarsılmıyor. Kuyunun duvarı ya da ejderhanın ağzı onun için kapı oldu. Bak, o başardı. Başaramayan öyle göremeyenlerdir. Anlamlandıramayanlardır. Gaybıyla, gayba imanla mevzuya bakamayanlardır. Bu dünyayı bu dünyada çözmeye çalışırsan ancak işte kuyunun içinde daralırsın böyle. Sıkışırsın, sıkıştıkça da sıkışırsın. Kuyu çünkü sürekli küçülüyor. Aşağı doğru inerken küçülüyor. Yaşlanıyorsun, ömrün azalıyor, sağlığın düşüyor falan filan. Baştaki genişlik de yok yani. Öyle giderek küçülüyorsun, sıkışıyorsun, sıkışıyorsun. Kemiklerin birbirine geçiyor. Ta ki kuyuyu kuyudan ibaret görmeyene kadar. Onun başka yerlere açılan menfezleri, delikleri, kapıları olduğunu fark edene kadar. Cenab-ı Hak onlardan eylesin. İşte ey tembel nefsim ve ey hayali arkadaşım. Dedik ama burayı da şimdi konuşsak konuşamayacağız. Vaktimiz bitmiş. Şöyle yapalım. Yarın İnşallah bu niyaza başladığı kısmından okuruz ama asıl burayı konuşuruz. Yani şu bedbahtla Bahtiyar'ın karşılaştırdığı şeyleri ince okumaya çalışırız. Ondan sonra da herhalde onunla bitiririz. Ey nefsim ve ey nefsimle beraber bu hikayeyi dinleyen adam da ondan sonraki güne kalır. Ondan sonraki günde o kısmı konuşuruz. Evet, Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle, keremiyle yol almaya devam ederiz. Zaten iki sayfa sonra da bu söz bitiyor. Ondan sonra dokuzuncu söze geçeceğiz. Pekala, yine çok aşırı ilerleyemedik ama Cenab-ı Hakk'ın fazl-ı keremiyle ona güvenerek bir şeyler söyledik. Elbette mutlaka kabımıza bir akçeler düşmüştür, bir altınlar düşmüştür. O kapıdan diyoruz hep boş dönülmüyor. Cenab-ı Hak kendisinden niyaz edeni nasıl bu arkadaşı kuyunun içinden çıkardı. Bizi de kendi kuyularımızdan çıkarıyor. Kendi darlıklarımızı ferahlığa çeviriyor. Bu açıdan ilk görmemiz gereken şey şu. Belki bugün buradan alacağımız ders de bu. Kuyuya düşman olmamak lazım. Kuyunun içindeki süreçten kaçmamak lazım. Bakın, kuyuya düşman olmamak lazım. Bir, kuyuya düşmek kötü değil. İki, kuyunun içindeki süreçten de kaçmamak lazım. Görmezden gelmemek lazım. Kuyu bizi sıkıyorsa sıkıyor arkadaş, bunu kabul etmemiz lazım. Yüzleşmemiz lazım yani. Üç,
hayatı kuyudan ibaret görmememiz lazım. Varlığı kuyudan ibaret görmememiz lazım. Çünkü çıkış da öyle bulunacak. Yani ne kuyuya düşman olalım başta, ne kuyudaki süreçten kaçalım, gaflete dalalım, ne de çıkışının olduğunu unutalım. Bize bu üçü de lazım. Zaten duanın şeyinde de o vardı. Bahtına düştüm. Bir, kuyu, düşmek. Dehalet ediyorum, sana uyuyorum. Sana hizmetkarım, süreci kabullenme. Senin rızanı istiyorum ve seni arıyorum. Çıkış. Giriş, gelişme, sonuç gibi. Düşüş, yüzleşme, çıkış. Düşüş, yüzleşme, çıkış. Böyle aklımızda kalsın. Ne düşerken düşülenden korkacağız, kötü tanımlayacağız. Ne süreci yüzleşmekten kaçacağız. Sıkılıyorsak sıkılıyoruz, daralıyorsak daralıyoruz yani. Bunları itiraf etmekten kendimize sakınmayacağız. Cenab-ı Hakk'a ya Rabbi dardayım, sıkıntıdayım demekten çekinmeyeceğiz. Musa Aleyhisselam'ın o muhteşem duası ki Kur'an'da geçiyor. Ya Rabbi vereceğin her hayra muhtacım. Bundan ötesi var mı yani? İşte biz her hayra muhtacız. Bundan kaçınmayacağız. Kendimiz olmakla ve Cenab-ı Hakk'ın kudretiyle yüzleşeceğiz. O her şeyi verebilir, biz de her şeye muhtacız. Yüzleşeceğiz ve en son arayıştan da vazgeçmeyeceğiz. Buradan çıkaracak olan da yine o Allah. Bir çıkış olduğunda unutmayacağız. Cenab-ı Hak bu üç hasletle, hayatımızın içindeki problemlerle yüzleşebilmeyi, çıkışları bulabilmeyi, o çıkışlar sayesinde huzuru daimiyi kazanabilmeyi hepimize nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Ve ahiru da'vahmenilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.